Ulusal Kurtuluş Suçu'nun kahramanı, Türkiye'nin kurucu babası Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü. Hem resmi törenlerde, hem Ankara'daki hem Kocaeli'ndeki resmi törenlerde, hem daha sonraki etkinliklerde Mustafa Kemal'i coşkuyla andık. Tabii ki Mustafa Kemal sıradan bir fani değil, dünyaya eserlerini bırakmış. Önemli bir devrimci. O yüzden bazı kişilerin ölüm tarihi aynı zamanda fikirlerin ve devrimlerinin doğum tarihi de olabiliyor. İlk gün söylediğimiz gibi biz Kemal, Mustafa Kemal zihniyetini, Mustafa Kemal ideolojisini ve onun yarattığı en önemli iki eser olarak kendi sözüyle söylediği Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet'in de sonuna kadar sahip çıkacağız. Cuma günü kamuoyu mevcut iktidar partisinden daha önce duymadığı konuda ciddi bir Atatürk söyledi. Başta Cumhurbaşkanı ve AKP'nin eğer samimi iseler parantezi içinde geldikleri noktada memnuniyet duyarız. Her ne kadar Anıtkabir'de Rabia işareti yapmak gibi kimsenin Anıtkabir'de siyasal simge kullanmadığı bir acemilikleri olsa da bu nokta samimi olacağını düşlediğimiz bir noktadır Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü AKP ve Sayın Cumhurbaşkanı siyasal dönemlerde değişik ittifaklar kurmaya yakın bir siyasal parti. AKP Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük koalisyon partisi. Dönemden Fethullah Gülen yapısıyla, dönemden olan tarikatlarla, dönemden olan liberal çevreyle, dönemden açılım zamanı Kürt siyasi hareketinin partileriyle veya terör örgütü liderleriyle görüşmeyle, son dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi ile sürekli bir ittifak mozaiğinin partisi. Son olarak AKP'nin söylevsel anlamda sahip çıkabileceği tek ideoloji zamanında çok sert laflarla eleştirdiği, hatta iki ay yaş noktasına kadar gittiği Mustafa Kemal öğrencisi. Zaman zaman AKP'li siyasi partiler, siyasiler CHP siyasal çöplüğe gömdüğü vesaire gibi sırf günü kurtarmak için söylevlerde bulunuyorlar ama gelinen nokta gösterildi ki AKP bile Cumhuriyet felsefesine tabi olmak zorunda. Ve doğal olarak da Cumhuriyet'in kurucu partisi nice iktidarlar partisinin iktidar olup yok olduğu gibi karşısındaki iktidar partisinin ne olduğu önemli olmadan Cumhuriyet var olduğu sürece kurucu partisi de var olacaktır. Biz bu düşünceler ışığında daha önceden Sayın İl Başkanımız Cengiz Sarıbay'da söz verdi diye beraber Cuma günü toplantıya katılacak idik. Daha önceden benim yaptığım bir etkinliğin aynısını Hasan Bey yaptı. İfadelerimizde de tebrik ettiğimizi ve memnunluk duyduğumuzu söyledik. Lakin ibadet, camiler ibadetin yapıldığı en kutsal yerler. İbadet insanın en ulvi, en temiz, en safihane duyguları. AKP Genel Merkezi Genel Başkanı'nın
Kim gün Mustafa Kemal'i koruyorum derken onun en önemli eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne şekilsiz diyebilecek kadar Cumhuriyet Halk Partisi 90 yılında durduğu yerde şekilsizlik kendilerinin yaptığı koalisyonlarla demin yukarıda anlattığım anlamda kendi siyasal hareketinin zikzaklarına bakmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ne şekilsiz diyebilecek kadar hakaret noktasına alındı. İslam'ı Kur'an'dan öğrenen, kulaktan dolma bilgilerle İslam'ı öğrenmeyen herkes bilir ki en önemli konulardan birisi de samimiyet. Şimdi sabahtan akşama kadar daha önceden de keza yüzlerce kez hadi onu affettik ama o günün kullanımında sabahtan akşama kadar bizi var eden mensup olduğumuz ideolojiye bu kadar sert, bu kadar uzlaşma kültüründen uzak yapılan hakaretleri de kabul edip aynı safta ibadet yapma şansımız olamazdı. Müslümanlığın samimiyetine de sığmayacağını düşündüğümüzden dolayı konunun yerel AKP kadrolarıyla hiçbir ilgisi yok. Ama Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalardan dolayı konu bu noktaya geldi. Değerli arkadaşlar, siyasette takkiye denilen kavram siyasiler tarafından sık sık önümüze konar. Cuma günü AKP'nin bu müthiş Atatürkçülük buluşu, kendileri için bir buluştur bu, buluşu herhalde bugüne kadar sürdü ki icraatta AKP'nin asla Atatürkçülükle yan yana gelmeyecek icraatlar sinsilesine bugün bir yenisi daha eklendi. Ömrü boyunca Atatürk çizgisinden uzak, mesafeli, hatta zaman zaman hakaret edecek noktaya gelen mevcut meclis başkanını AKP, Atatürkçü olduğunu iddia ettiği zamanlarda bile tekrar aday göstermekten beis görmemiştir, çekince duymamıştır. Laiklikle ilgili sorunu olduğunu, laikliği tekrar tanımlanması gerektiğini söyleyen bir meclis başkanını aday göstermek AKP'nin Atatürkçülüğünün mezara kadar değil, pazara kadar olduğunu en somut göstergesidir. Genel anlamda da Sayın Belediye Başkanlığımızı tebrik etmek istiyorum. Birisi off-road yarışlarında, birisi İstanbul koşularında, İzmit'teki trafik sorununu halletmiş, İzmit'in temiz havasını halletmiş, İzmit'teki belediyecilikle ilgili bütün sorunları halletmiş kocaeli belediye başkanlarımız, pazar günlerini dolu dolu eğlencelerde geçirmişlerdir. Ya izlemedim değil de gördüm onu, kendim. Bu salı günü belediye meclisinden komisyona inmek zorunda kalan Ensar olayıyla ilgili ilgili komisyon arkadaşlarımıza şimdiden uyarıda bulunuyorum. İzmit dikkatle komisyonun çalışmalarını takip ediyor. İzmit halkı dikkatle komisyondan çalışmalarını takip ediyor. Atacakları karar adı daha önceden Fethullah Gülen'in dershanelerine imkan sağlayan meclis üyelerinin atacakları kararlarla paralel olmamasını İzmit halkı umut ediyor. Alacakları kararın
atacakları adımların daha önceden İzmir, Bensa, Plaza'nın, Fethullah Gülen'in dershanelerine kiralanması gibi olmaması gerektiğini İzmir halkı umut ediyor. Biz de merakla bekliyoruz. Son olarak İzmir İlçe Kongresi'nde arkadaşlarla hazırlık yapıyoruz. Şimdi açıklamayacağım ama ufak tefek sürprizlerimiz olacak.